İlmihal ve mektubat okunduktan sonra Sübhane Rabbike ayeti okunur mu? Okunur. Çünkü bir hadis-i şerif var. Bir yerde Allah-u Teala'dan bahsedilmişse, Allah-u Teala'nın sevdiklerinden, Allah-u Teala'nın dininden bahsedilmişse, yani şimdi niçin soruluyor bu? Efendim sadece Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra bu ayet-i kerime okunuyor ya, bu ayet-i kerimeyle bitiriliyor ya, o yerleşmiş, o kültür yerleşmiş. Halbuki biz İslam alimlerinin kitaplarını, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumuş olsaydık, o kültür genelde Allah-u Teala'dan bahsedilen bir yerde Subhan Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi ve Sellem ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin dua olarak okuyoruz bunu. Bunun okunmasına herhangi bir mahsur olmadığı gibi okunması da teşvik edilmiş hadis-i şeriflerde de. Sadakallahül Azim denir mi? Sadakallahül Azim sadece şeye denir. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'e denir. Bu ikisi karıştırılıyor olabilir. Hani genelde birbirinin devamı gibi ya. Subhan Rabbike ayet-i kerimesi okunur, dua niyetiyle okunur. Ama sadakallahül azim sadece Kur'an-ı Kerim için söylenir. Sadaka Resulullah da hadis-i şerifler için söylenir.